24 Temmuz 2019 Çarşamba gündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım? Bir saniye bir yudum alayım. Şimdi sen niye kafaya dikiyorsun diye bir sürü insan terbiye martavalı okuyacak biliyorum. Sırf provoke etmek için yaptım. Hava sıcak arkadaşlar, ne yapayım? Şimdi 5-6 gündür sesli gazete yapmıyoruz. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi hava gerçekten sıcak. 40 dereceyi geçiyor. 42-43 derece. Pencereyi açarsam gürültü gelecek. Sesli gazete murdar olacak. Abi bir şey duymuyoruz diyeceksiniz. Onun için yapmıyorum. Kapatırsam da yani çok sıcak olacak içerisi. Durulmaz olacak. Ondan yapmıyorum. Klimamız falan yok. Ne yapalım? Bu bir, ikincisi Stefan tatile gitti. Geziyor anca adam. Onun durumuna göre biraz ayarlıyoruz. Yani bugün yapabilirim, şu gün yapabilirim, şu gün yapamam diye. Diğer bir arkadaş vardı böyle durumlarda bize yardımcı olan. O da tatile gitmiş. Millet geziyor, bir biz kaldık. Biz de inşallah bir hafta 10 gün sonra, yani 15 gün sonra falan ben de bir yerlere gideceğim. Gelirseniz sizi de götürürüm. Monte Carlo, Monaco, Nice, Côte d'Azur falan. Yani gezmek isteyenlerle, benimle herkes gezmek istemiyor. Onu fark ettim. Ne yapalım işte, isteyenlerle gideriz. O zaman şey yapalım, Sesli Gazete'nin haberleri çok birikti. Siz de kusura bakmayın artık. Bir yerden başlayayım ben. Evet, kendinizi gurbetçi hissediyorsanız gurbetçileri ilgilendiren bir haber. Biliyorsunuz Türkiye'de artık kasada yani bir şey kalmadı. Nasıl yapabiliriz de böyle fahiş olarak bir yerlerden daha fazla vergi alabiliriz çabasında AKP hükümeti. Bunlardan bir tanesi işte yakın bir zamanda 1500 TL'ye çıkarttılar. Yurt dışından telefon falan getirdiğin zaman onu açma ücreti, işte yurt dışına çıkış harç puluna %150 zam bilmem ne falan, bu tip şeylerle kıvranıyor AKP. Bunun yanına başka bir şey daha ekledi. Çok güzel bir şey ekledi. Bu gurbetçilerin arkadaşlar emeklilik ücreti iki katına çıkmış, maaşlar yarıya inmiş. Yani bundan sonra primlerini iki kat ödeyecekler ama alması gerekenden daha az, yani yarısını alabilecekler. Bu nasıl oluyor? Yurt dışında 100 bin TL ödeyip 2400 TL emekli aylığı alması gerekiyormuş. Yeni düzenlemeyle 200 bin TL ödeyecek ve 1400 TL emekli aylığı alacaklar. Önceden 41 ayda primini geri alabiliyorlarmış. Şimdi 141 ayda geri alabilecekmiş. Yeni işte sistemde. Ama gurbetçiler vatan sevgisiyle dolu, vatanperver, vatan aşkıyla yanan insanlar. Ben o şey çıktığında, bedelli askerlik çıktığında bu gözlerle gördüm böyle. Konsolosluğun önünde yatan tipleri. Yani geceden gidip orada yatıyor. Sırf askere gitmemek, bedelli olarak gitmek için. Yani bundan da feragat ederler herhalde yani. Bu kadar da vatanlarını seviyorlardır. Zaten %80'i de AKP'ye oy verdiğine göre kesin vatanlarını çok seviyorlardır. Ondan da artık bir şey olmaz. Ümmetinin liderinin başkanı olduğu, damadının ise başkan vekili olduğu varlık fonu arkadaşlar. Geçen sene kamuya 1.6 milyar lira kaynak sağlayan Milli Piyango'yu özelleştireceklermiş. Yani iki tane alıcı çıkmış şimdilik. Muhtemelen o alıcılar da teyzesinin oğluyla bacanağının kızı filandır yani, yabancıya gitmesin. Bu arada Milli Piyango filan böyle şeyler haramdı filan, ne oluyor değil mi? Bunlar çok ilgililer bu konuda. Ama o işte Milli Piyango İdaresi kaç, 1939'da filan kuruldu değil mi? CHP zamanında. Hep o CHP'nin başının altından çıkmış bunlar. Eğer CHP bunu kurmasaydı şimdi millet bu kadar günaha girmezdi yani. Özelleştirilmeyi hak etmiş bu kurum valla. Evet, Türkiye çok güzel bir haber arkadaşlar. Amerika'ya, NASA'ya uzay teknolojileriyle alakalı ürünler ihraç etmeye başlamış desem çok sevinirsiniz değil mi? Çok sevinirsiniz. İşte sizin yaşayacağınız bu sevincin aynısını Suudi Arabistanlılar yaşıyor. Niye? Çünkü Suudi Arabistan Türkiye'ye yumurta ihracına başlamış. Yani ikisi de aynı. Yani çünkü Suudi Arabistan gibi hiçbir şey üretemeyen, petrolden başka hiçbir satış kalemi olmayan bir ülkenin bir şey satabilmesi ve o sattığı ülkenin yeryüzünde var olması ve bunun Türkiye olması adamlar için tabii ki bir sevinç kaynağıdır arkadaşlar. Bizim şeyin dediği gibi, neydi o odun bakanı var ya, paramız var ki alıyoruz filan demişti. Yumurta da mı alıyorsun ya? Ya bari yumurta alma. Yumurta da mı yok yani? Yok, kalmamış. Çevre ve Şehircilik Bakanı çok gereksiz bir açıklamada bulunmuş camilerle alakalı. Sanki Türkiye'de tek şehircilik sorunu camilermiş gibi, sanki hiç altyapı sorunu yokmuş gibi, sanki hiç yağmur yağdığında böyle ülke göl haline gelmiyormuş gibi
Camilerle alakalı bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki kentsel dönüşüm projelerimizi yatay mimariye uygun bir şekilde, yatay mimari de neyse, cami merkezli dönüşüm yapmak üzere geliştirmeye gayret ediyoruz. Yani cami yapıyoruz ve onun etrafında da şehir kuruyoruz falan diye. Bunlar biliyorsunuz camileri falan böyle son zamanlarda Çamlıca'dır bilmem nedir Taksim'e falan da yapıyorlar, yaptılar veya bilmiyorum. Böyle tepelere falan kuruyorlar. Aynı orta çağdaki gibi bunlar çok Age of Empires oynadığı için o dönemin çocukları. Ondan dolayı demek ki kafalarında böyle bir imaj kalmış. O kadar çok cami yaptılar ki son 10 yılda Türkiye'de cami sayısı camiye giden sayısından fazla, o derece. Cami yaparak ne kadar çok cami yaparsak o kadar çok cennete gideriz filan gibi bir anlayış var adamların kafasında. Ben de bunu çok anlayabilmiş değilim. İşte öyle yapacağız demiş. Bu yetmiyormuş gibi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da demiş ki camileri estetik ve fonksiyonellik açısından tekrar ele almalıyız. Gecekondu benzeri camiler üzücü yani. Gecekondularda yaşayanları düşüneceğine gecekondu şeklinde camiler filan, bakın kimse yanlış anlamasın, hani camiler olmasın yapılmasın filan değil de, yani kardeşim cami yaparak bir ülkenin bekasını kurtaramazsınız ki, gerçi sizdeki beka sonunda da farklı bir şey yani. Ha, bunların bir de cami yapıyorlar ya, böyle çok minareli filan oluyor. Bence o minareyi çaldıkları için olabilir yani, ondan dolayı. Camilerin nüfusa göre dağılımında ciddi dengesizlik var. Pek çok kalabalık semt ve toplu konut bölgesinde ihtiyacı yetecek sayı ve büyüklükte cami yok demiş. Camiden önce camiye gidecek bir nesil yetiştirmeniz lazım. Siz o nesli yetiştirdikten sonra zaten onlar sizden de cami istemez. Adam yeryüzü mescit misali. Her yerde namazını kılabilecek adamlardır. Siz o nesli zaten yok ettiniz. Bundan sonra istediğiniz kadar tüm ülkeyi camiye çevirin. Sizi hiçbir şey kurtaramaz artık. Hırsız sürülerisiniz çünkü. Şöyle biraz hızlanalım. Binali Yıldırım demiş ki S-400 alırken birilerinden izin mi alacağız demiş. Yani S-400 alırken birilerinden izin almana gerek yok ama sen tuvalete giderken bile ümmetinin liderinden izin alıyorsun. S-400 alırken izin mi alacağız? Sen mesela Malta'da o kadar offshore şirketi kurdun. İzin aldın mı? İzin almanı gerektirecek bir şey oldu mu? Dolayısıyla S-400 alırken de izin almanı gerektirecek bir şey yok. Fışkiye'yi görüyorum arkadaşlar, sarayın fışkiyesi. Avrupa Birliği ile yol ayrımına gelinmiştir demiş. Böyle haftada bir böyle bir çıkışı var ya bu herifin. Kopenhag kriterleri desen bilmez. Maastricht kriterleri desen böyle mertek görmüş gibi bakar bu adam arkadaşlar. Hiçbir bilgisi yok. Sanki tüm koşulları tamamladı Türkiye de AB bizi almıyor. Yani Türkiye'yi almıyor. Böyle öyle herifin kafası. Öyle bir kara cahil bir adam işte bu. Ondan sonra şeyi görüyorum. Nihat Genç Oda TV'den ayrılmış. Biliyorsunuz Kaftancıoğlu ile alakalı, Canan Kaftancıoğlu ile alakalı bir soruşturma var. Onu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değil diye bir şey söylemiş bu adam. Nihat Genç çok eskilerden güzel yazıları vardı. Severdim. Ama bunun her zaman bir kantin solcusu tarafı olmuştur. Böyle Türkiye'de zaten arkadaşlar özellikle son 30 yıla damgasını vurmuş. Böyle sosyalist görünümlü, yani Doğan görünümlü Şahin gibi sosyalist görünüyor ama bir faşist yani. Bunun gibi çok adam çıkmıştır arkadaşlar Türkiye'de. Bu da son 30 yılına damgasını vurmuş. Devrimci gözüküp ama faşist olan adamlardan bir tanesi. Japon komedyen çeteyle fotoğraf çektirince kovuldu diye bir haber var arkadaşlar. Bizde çetelere ödül veriyorlar. Ödül veriyorlar yani. O Japon çeteleri Türkiye'mize davet ediyoruz. Türkiye'miz onlar için bir cennet yani. Orada kendilerini harcamalarına gerek yok. Gestapo şefi uzun zamandır görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Tabii ki özlemişsinizdir. Gestapo şefi demiş ki Avrupa'ya kapıları açarsak hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. Yani Avrupa hükümetlerine seslenmiş. Kapıyı açarsak 6 ay hiçbiriniz dayanamazsınız falan diye söylemiş. Onu değil de yani eğer Avrupa vanalarını 2 hafta kesse sen de dayanamazsın. Bir ay bile dayanamazsın. Onu bir öğren, onu bir ilk önce kafana sok. Sonra tekrar fişkeyi görüyorum. Demiş ki Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması kimsenin yanına kar kalmayacaktır demiş. O uğlayan bir tane adam vardı ya, sahte iPhone kırdığını daha sonra söyleyen, bunun bir milletvekili vardı daha sonra, gitti uludu zaten. Onu salarsın, atıl kurt diye uluyor zaten. Amerika'nın başına böyle musallat edersin onu. Bence Amerika hırpalanır yani ciddi ciddi.
Manisa'da tutuklu yakınlarına erzak desteği sağlamaktan 10 tutuklama daha gerçekleşmiş arkadaşlar. İşte KHK'lı bilmem neci falan diye hapiste bulunan insanlara, dışarıdaki ailelerine erzak sağladığı için 10 kişiye tutuklama gelmiş. O 10 kişiyi yanlış anlamışlar. O 10 kişi ağaç kabuğu götürüyormuş. Yani ağaç kabuğu bulmuşlar, yesinler diye götürüyormuş. Onlar da erzak götürüyor falan zannetmişler galiba. Öyle bir şey. Yine tekrar fışkiye çıktı. Valla 15 Temmuz darbe girişimini yapanlar sistemden rahatsız. Gerizekalı mısın arkadaşım ya? Cümleye bakar mısın? 15 Temmuz'u yapanlar sistemden daha rahatsız. Gerçi o 15 Temmuz'dan rahatsız olanlardan bir tanesi de Binali Yıldırım'dı. Kendisi söylemişti. Çok rahatsız olduğum bir proje falan demişti. Ondan sonra 1,2 milyar liralık turizm ajansı Sayıştay denetimi dışında olacakmış arkadaşlar. Ayrıcalığa bakar mısınız? Artık kimin yani turizm ajansı Sayıştay denetimi dışında olacak. Sayıştay artık onu denetleyemeyecek. Bundan böyle Sayıştay, yani Sayıştay'a da zaten emir verirler. Şunları denetle, şunları denetleme filan diye. Zaten denetleme olmuyordu. Denetleme raporu hazırlayanlar filan da el çektiriliyordu, hapse giriyordu, kovuluyordu filan filan. Bunun da adını koymuşlar. Artık kimse denetleyemeyecek. Yani nasıl bir talan oluyor, nasıl bir İşte o kıyı şeridindeki arsalar nasıl yağmalanıyor, nasıl oraya oteller konuluyor falan kimsenin haberi olmayacak. İddiaymış arkadaşlar. Egemen Bağış, biliyorsunuz Makaracı Egemen Bağış, büyükelçi olarak atanacakmış. Bence de bu tip adamların büyükelçi olması lazım. Yani büyükelçi olması lazım. Çünkü artık büyükelçiler devleti değil, AKP döneminde hükümeti temsil eder oldular. Kimin ne mal olması için, yani bunun gözükmesi için bence Egemen Bağış eğer büyükelçi olursa dünyaya da AKP'nin ne mal olduğunu gösterebiliriz diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir haber bu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay arkadaşlar demiş ki halkın yargıya olan güveni %38 demiş. Şimdi eleştirimi yaptı, öz eleştirimi yaptı, övdü mü, yerdi mi ben anlamadım. Peki niye şöyle bir şey dedi? Halkın yargıya olmayan güveni, yani yargıya olan güvensizliği işte %62 falan niye demedin mesela? Değil mi? %38 güven var derken bu bir başarı olarak mı bunu alıyorsun? Ben de çok anlayabilmiş değilim arkadaşlar. Şu ana kadar kısa ve sıralı haberlerden bunları görüyorum. Evet, aynı haber grubunda olduğu için bunları da paylaşıyorum. Bir tane Betül Sayankaya var biliyorsunuz. Eski bakan, tüm ailesini, sülalesini devletin bir kurumuna yerleştirmiş bir kadın. Öyle nepotist bir kadın. Bu kadın beni Twitter'da engelledi. Bir mesaj yazdım, engelledi o zamandan beri. Şimdi BTK'da çalışan kardeşini arkadaşlar hem de Türk Telekom yönetimini aldırmış. Dolayısıyla hem Türk Telekom yönetiminde olup hem de Türk Telekom'u denetleyen bir kurum olan BTK'da çalışmak nasıl bir iştir diye de sormuş gazete haberinde. Deminki Sayıştay haberi gibi şunlar denetlenmeyecek falan var ya, zaten denetleme falan yok, ondan sonra ekonomi çok iyi gidiyor. Lan denetleyemediğim bir ekonomi iyiye gidebilir mi? Yeryüzünde görülmüş bir şey mi bu? Bu bir nepotizm haberi. İkinci nepotizm haberi de şu. Geliyorum hemen. AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir eşini ve korumasını müdür olarak atadı. Bak bu belediye başkanı, diğeri eski bakandı. Ulan eski bakan bunu yaparsa AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı neler yapmaz? Bak şimdi yukarıya doğru çık. Bakan bunu yaparsa, yani daha doğrusu ümmetinin lideri damadını bakan yaparsa, bakan neler yapmaz? Belediye başkanı neler yapmaz? Muhtar neler neler yapmaz yani? Bu da buna öyle atamış. Bir de CHP'li Karaburun Belediye Başkanı arkadaşlar, o çıktı. İşte kendine bir maaş daha bağlamış. Bu haberleri görmüşsünüzdür. Ondan sonra bu ortaya çıkınca bu tamamen yasal, ama demişler ki yasal olabilir ama etik değil diye, kendine iki maaş bağlayamazsın. Sonra kadın onu ben bağışlayacağım filan demiş. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bakın burada hep söylüyoruz. Siyasetçi ise eğer, siyasetçi sekülerdir arkadaşlar, tamam mı? Yani onun CHP'siymiş, bilmem AKP'siymiş, HDP'siymiş olmaz. Eline fırsatı geçirirse her türlü şeyi yapmaya müktedirdir. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani özellikle şu anda sistemi ele geçirenler AKP'li oldukları için en çok bunu onlar yapsalar da, yani bu CHP'lilerin, Saadet Partililerin, İyi Partililerin yapmayacağı ileride manasına gelmiyor.
Ümmetinin liderinin bir örtülü ödeneği var maşallah. Onu maaş olarak alsa dikkat çeker. Onun için örtülü ödenek adı altında alıyor. Onu örtünün altından istediği gibi götürüyor. CHP'li Ağbaba tabii bunu eleştirmiş. Demiş ki yani Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden 5 ayda yapılan harcama atanamayan 250 bin öğretmenin maaşına denk demiş. Güzel de bence atanamayan 250 bin öğretmenden ziyade işinden atılan KHK'lı öğretmenlerin maaşı desek daha yerinde olur. Atanamamış, daha maaşları yok ama öbür tarafta 400 bin kişi mi kaç bin kişi KHK ile işinden atıldı. Atılıp onların maaşına çöktü tabii bu adamlar, ümmetinin lideri. Onların maaşı desek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ankara Ticaret Odası Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasına itiraz etmiş. Demiş ki uzun tatil üretim ve ticareti kesintiye uğratıyor. Demiş ulan Türkiye'de üretim mi var ya, ne dert ediyorsun buna. Bir de kesintiye uğratıyorum. Sen 9 günü milletin 9 günü tamam çok olabilir de 9 günü dert ediyorsun. Elin milletvekili 25 bin kaç 30 bin TL maaş alıyor. Herif 2,5 aylık tatile girdi. Git onlara söyleyeceksen onlara söyle yani. Sabah gazetesinde enteresan bir haber çıkmış her zamanki yalan haberlerden. Adem Önal Gürcistan'da yakalandı diye. Bu Adem Önal kimdir bilmiyorum. İşte bir bunu FETÖ'cü falan diye arıyorlar galiba. O oğlu da paylaşmış. Valla Gürcistan'da falan değil. Bizim evde şu anda çay içiyoruz, çekirdek çitliyoruz diye. Demek ki havuz medyası hiç böyle şey düşünmüyor. Ya da onlar bir savunma yaptığı zaman mesela saldırdığı insanların savunma yaptığını kendi kitlesi görmeyeceğini tahmin ettiği için hiçbir zaman yine de ne olursa olsun bodoslama gidiyor. Ben öyle anlıyorum. AKP'li Çelik darbenin siyasi ayağı AKP diyen SP liderine belge varsa paylaşın demiş. Ulan en büyük belge sensin be mal. Yani senden daha büyük bir belge mi var yani? Tövbe estağfurullah. ÖSASEK'i uzun zamandır yoktu. Bu coğrafyada bizden başka mazlumların sesini dile getirecek bir Allah'ın kulu var mı? Sadece Recep Tayyip Erdoğan var demiş. Nasıl mazlumların seslerini dile getiriyor bu adamlar? Nasıl? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O mazlumların boğazlarını sıkıyor. O mazlumlar cak cak bağırmaya başlayınca o mazlumların sesini bütün dünya duyuyor yani. Zaten yeryüzünde ne zaman ümmetinin lideri giller böyle bir mazlum edebiyatı yapmaya başlasa artık tüm dünya biliyor ki demek ki aynı zulmü kendileri yapıyorlar bir yerlerde. Bu da öyle demiş işte ÖSASEK'i. Evet, bunlar da son haber olsun. Davutoğlu haberleri olsun. Davutoğlu biliyorsunuz 3-5 gün önce bir röportaj yapıldı ve ciddi bir yankı getirdi. Daha fazla yankı getirebilirdi ki galiba söylentiyi duydum ben. Bir yasak gelmiş o röportaja. Yayın yasağı falan öyle bir şey olmuş. Bu röportajı yapanlar içinde işte Akif Bekir var, İsmail Saymaz var. İsmail Saymaz gibi mesela her 5 tweetinden 3'ünde yani cümle içinde FETÖ kullanmadan tweet atamayan bir adam için bunu da işte FETÖ'ye bağlayabilirdi. Yani FETÖ yüzünden röportajımız yayınlanmadı falan diyebilirdi. Dememiş onu. Orada arkadaşlar şey demiş Davutoğlu bu röportajda, başbakan gibi görün ama başbakan gibi olma dendi bana. Yani Metin'in lideri ona demiş ki başbakan gibi görün ama başbakan gibi olma demiş. Sen ne dedin öyle deyince, tamam olur mu dedin? Yani bugüne kadar bunu söylemek için niye bekledin? Veya sana bunu deyince ben profesyonel bir politikacıyım. Hocam bana çık oyna derse sahada oynarım. Yedek kulübesinde otur derse yedek kulübesinde otururum mu dedin yani. Bu mu senin profesyonellik anlayışın? Ondan sonra başka bir şey daha demiş. Bu daha enteresan bir şey arkadaşlar. Keşke diyorum bir ay sonra istifa etseydim de Avrupa'dan vize muafiyetini alabilseydim. Tam ramak kalmıştı değil mi? Avrupalı bütün liderler de diyor ki ulan Davutoğlu bir ay daha istifa etmeseydi, yani bir ay sonra istifa etseydi vize anlaşmasını, vize serbestisi anlaşmasını adamlarla imzalamıştık ya. Allah'tan Davutoğlu istifa etmiş falan. Yani bu kadar da başarılı addediyor kendini. Bunu biliyoruz. Orta Doğu'da bizden habersiz yaprak kıpıldamaz falan deyip Orta Doğu'yu nasıl bir mecraya soktuğunu biliyoruz bu herifin. Üçüncü bir şey de din siyasete alet edildi. Bunda bizim payımız var. Hepimiz yüzleşmeliyiz demiş. Yani insanlık için
Tabii küçük AKP için çok büyük bir adım. İnsanlık bunun ne olduğunu biliyor. Dinin siyasette alet edilmesinin. Ama sizin için, siyasal İslamcılar için çok büyük bir adım. Yüzleşmeliyiz demiş bir de. Yüzleş o zaman. Al şuradaki fotoda. Orada camide elinde mikrofonla neler söylüyor kim bilir. Neler söylüyor. İşte arkadaşlar, değişen Türk siyasetinde hiçbir şey yok. Hava iyice sıcak olmaya başladı. Yaklaşık 45 dakika oldu. 45 dakikada çektim. Artık buradan kalkmam lazım. Biraz hareket etmem lazım. Arkadaşlar, bundan sonra ne zaman görüşürüz bilmiyorum. Yani bir 2, 3, 4 gün sonra falan görüşürüz. Ama bu düzenli olmaz yani. 2 gün aralıklarla olmaz. Yaz dönemi artık. Kusurumuza bakmayacaksınız. Anlayışınızdan her daim öpüyorum canım kardeşlerim, arkadaşlarım. Özgür olun, özgür kalın. Yazın, kışın, sonbahar, ilkbahar hiç fark etmez. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Ne diyeyim başka? Sağlık, afiyet diliyorum inşallah.